sevdiğim şehir esintilerinden biri geldi stüdyomuza. İzmir geldi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Erol Tanmergen. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet yoğunsunuz, iyiyim. Yoğunsunuz değil mi? Yoğunuz. Yoğunuz. Ama biraz önce tabii kayda girmeden önce sohbet ediyorduk. Hep söylüyorum, İstanbul'da olsaydınız çarpı 5 olurdu o yorgunluk. Haklısınız. İzmir'de en azından hani daha az trafik. Kesinlikle. Daha temiz hava. Öyle ümit ediyoruz. Diyorum ama. Eskisi gibi değil maalesef. Değil değil mi? Değil. Değil. Evet. Biz o zaman konumuza geçelim. Tabii dertlenmeyelim ki. Hiç diye Yok, düşünüyorum. Hayır, evet. Şimdi en yoğun olduğunuz bölümlerden birindesiniz diye düşünüyorum. Allah hepimize sağlık versin ama son zamanlarda anne olmak daha mı zorlaştı? Yoksa kadınlar daha mı geç yaşta anne olmaya karar verebiliyorlar? Yani tam olarak orayı anlayamıyorum ama tüp bebekle ilgili çalışmaların daha yoğun olduğunu hissediyorum. Evet, haklısınız. Doğru mu? Doğru sayılır. Şöyle biz 1985'te başladık esasında bu işlere Ege Üniversitesi'nde. Ve o tarihlerde tabii daha Türkiye'de böyle bir yöntem yoktu. Evet. O zamanlar bakıyorum yine de tabii ki bir çocuksuzluk sorunu vardı. Ve birçok insan da vardı ama bugün o zaman yüzlerle tanımlayayım yoğunluğu. Şu anda binlerle tanımlamam gerekiyor. Yani... Bu kadar bir artış var. Şimdi bu artışta dile belki mi geldik? Büyük ihtimal onun da etkisi var. Yani bilinç arttı. Evet. Bu ihtiyaç çözülebilir bir problem olarak yani dile düşünülmeye geldik, başladı. Dile mi geldik, göze mi geldik diyecektim. Yani hangisi oldu? Yani en azından bir bilinçlenme oldu diye düşünüyorum. Evet. Tabii ki tekniklerde müthiş bir değişme var. Yani o zaman klasik tüp bebek yapıyorduk. Yaptığımız şeye bugün bakıyorum. Çok uğraşıyorduk. Evet. Evet. Her şeyi kendimiz yapıyorduk. Kullanılan laboratuvar medyumlarını, besi vasatlarını vesaire vesaire. Fakat kıyasladığım zaman çok basit idi o tarihlerde 1980'li yıllardaki teknik. Ve başarı da tabii ki ona göre daha düşüktü. %15'ler seviyesindeydi. Yani basitten kasıt süreçte basitlik gibi algılanmasın. Evet ama... Malzemenin basitliğinden bahsediyoruz. Evet, kullandığımız yani medyumların değildi. İçeriğinin basitliği diyelim. Daha... Evet. Az komponentli oluşu, alet edevatların daha az kontrollü oluşu. Şu anda tırnak her şey içinde galiba biraz daha şansa bağlı bir süreç miydi? Yani aslında o zaman %0 olan şans %15'lere getirilmişti. Evet. Bu da bir kesinlikle ilerleme. Çünkü o zaman tüpü kapalı olan bir kadının gebe kalma şansı eğer mikrocerrahiyle açılamıyorsa o tüp yoktu. 1991'lere kadar sperm olmayan bir erkek, yani menisinde sperm hücresi olmayan bir erkek yine maalesef çocuk sahibi olamıyordu. Ama 1991'den sonra testisinde, yani yumurtalığında üretim varsa oradan biyopsi alınarak buradan sperm hücresi elde edilerek, hatta bazen öncü hücreleri dahi elde edilerek, bunlar dışarıda hafif geliştirilerek mikro enjeksiyon sistemiyle gebe kalabiliyorlar. Bu da mesela bu tarz 100 erkek varsa 55'ine bir şans tanıdı, 55-60'ına. Yani bakın ne kadar esasında iş ilerliyor. Bunun yanı sıra nedeni izah edilemeyen infertilite dediğimiz bir grup var. Bunun da şu an nedeni izah edilemiyor. Esasında bundan 30 sene önce edilemeyenlerin oranı giderek düşmeye başladı. Şu anda %10'lar seviyesinde. Evet. Daha çok büyük ihtimal moleküler problemlerle uğraşacağız. Gerek rahim içinde. O ne demek moleküler problem? Bu şimdi bizim ultrasonda veyahut da diğer muayene yöntemleriyle ortaya koyamadığımız şeyler. Genetik tetkikler gerektiren hücrelerin, daha doğrusu mesela rahim iç tabakası hücresinin salgıladığı bazı maddelerin, sitokinler diyeceğim ama bu biraz tıbbi bir laf. Buna benzer maddelerin gen ekspresyonlarının vesairenin sebep olması, yani yanlış bazı maddelerin salgılanması. Ama biz burada geç gebelikten bahsetmiyoruz. Hayır. Biz erken yaşta hamile kalamayan anne adaylarının aslında ultrasonla ya da işte daha basit yöntemlerle, ilk başvurulan yöntemlerle fark edemediğiniz daha gen haritasına bakıp Yani bakabilip görebileceğiniz bir şeyden bahsediyoruz. İleri tetkikler bunlar. Yani şu anda artık her şey yapıyoruz, hala çözüm bulamadığımız bir grup vaka var.
Evet. %10 gibi diyelim. Evet. İşte bunlar da ileriye yönelik, şu anda tepsi yapılamasa da ama belki 3 sene sonra, belki 5 sene sonra bambaşka imkanlar çıkacak. Hmm. Ben kısaca onlardan bahsetmek lütfen istedim. Lütfen. Dolayısıyla bu branş çok hızlı ilerleyen bir branş. Evet. Dünya üzerinde de böyle. Şu anda Türkiye'de de yaklaşık 150 aktif merkez var. Tabii ki her merkez aynı oranda yoğun başarı değil. Başarı ya da yoğun. Başarısı için bir şey demek istemem de ama yabancı ülkelerle, yani ileri ülkelerle diyelim ki Amerika, Avrupa'daki ilerlemiş ülkelerle bizim aramızda esasında bu sektörde pek büyük bir fark yok. Yani biz tıbbı çok yakın takip ettiğimiz, dünya tıbbını yegane branşlardan birisidir bu kısırlık problemleri. Ve hatta dünya bize, geneliyle aynı mıyız Türkiye'nin durumu? Türkiye'nin... Yani dünyada mı bu halde? Bu kadar hızlı gelişim göstermesi ve bu kadar bilgilerin çabuk güncelleniyor olması bana duygu olarak evet dünyada bu haldeyi gösteriyor aslında. Öyle. Yalnız değiliz gibi. Şimdi şunu söyleyeyim. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ilk 3 sırada saptadığı önümüzdeki ana sağlık sorunlarından 3. sırada olanı infertilite. Yani hamile kalmaktaki zorluk, çocuksuzluk. Bunun tabii ki sebebi şu, esasında bir miktarda nüfus artışının geriye doğru gitmesi, dünya üzerindeki bazı dengelerin, demografik dengelerin değişmesi vesaire de tabii onları ilgilendirdiği için üçüncü sağlık sorunu yerine koyuyor bunu. Çözülmesi gereken üçüncü önemli sağlık sorunu. Mesela şunu da benim aklım almıyor. Hamile kalamamak ya da çocuksuzluk sorununun işte beslenme, hava şartları, stres olduğu söyleniyor. Ama tırnak içinde üçüncü dünya ülkelerinde de doğum oranı çok fazla. Evet. Bir sürü çocuk var orada aç, işte eğitim alamayan, hani hep oralara odaklanıyoruz, oralara yardım etmeye çalışıyoruz. Orada açlık var. Zaten beslenme yok ki doğrusu olsun. Dolayısıyla stresin en büyüğü var. Zaten işsizlik diz boyu. Sokakta yaşıyorlar, hastalık kol geziyor. Doğru. Hastalıktan ölüyor çoğu. Şimdi endüstriyel toplumların başka sorunları var. Stres herkesin algısına göre değişir. Benim için hiç streslenmediğim bir konu sizi Tabii ki. Eşiğine götürebilir. Evet. Dolayısıyla bu nasıl algılandığına bakar. Yani savaş koşullarında da gebe kalmış, doğurmuş bir sürü insan var. Evet. Kıtlık o zaman da var. Stresin en büyüğü var. Fakat netice itibariyle bu endüstriyel toplumların ana sorunu iyi beslenememe. İyi beslenememeden kastım hazır besinler tüketilmesi. Yoksa doğal olmayan besinlerin tüketilmesinden bahsediyorum. Anladım. Paketlerden, paketlerden, trans yağlardan bahsediyorum. Kutulanmış malzemelerden bahsediyorum. Mesela işte alüminyum tenekeler içerisindeki alüminyumun çözülmesinden bahsediyorum. Evet. Veyahut da kafein tüketiminin artmasından bahsediyorum. Aslında o yüzden de diyorsunuz ki bilinmedik salgıların üretimi vücutta. Çünkü bu salgılar biraz da hem genetik hem de bu saydığınız maddelerle de bağlantılı gibi. Doğru ama şunu çok iyi biliyoruz. Tütün tüketimi. Sigara sağlığa zararlı, hep söylüyoruz. Ama sağlığa zararlı derken akciğer kanseri yapar, kalp hastalığı yapar değil. Bunları zaten yapıyor. Tabii ki. Ama bizim açımızdan zararı şu. DNA'nın bütünlüğünün bozulmasına sebep oluyor. İçindeki bazı maddeler, kodidin gibi. Nikotin değil, kotidin gibi. Tabii. Kafein de aynı şekilde. Kafeinin de günde 4-5 taneden fazla içilmesi, yani kahve olarak, bilhassa bu instant kahvelerin, hani toz, granül vesaire kahvelerin, işlenmiş yani kahvelerin. Yani filtre kahve daha sağlıklı daha bir şey sağlıklı. Oluyor değil Türk mi? Türk kahvesi en sağlıklısı. Türk kahvesi evet. Evet ya. Bir tane içilebilir ama onu da çok fazla içmek doğru değil. Bunlar da yine erkekte ya da kadında sperm ya da yumurta hücresinin DNA bütünlüğünde bozulmasına sebep oluyor. Ya. Bu da yumurta hücresi iyi olsa dahi döllenmesini, döllense dahi iyi bölünmesini, iyi bölünse dahi dış görünüş olarak diyorum ama yerleşmesini ve ileri bir gebelik meydana getirmesini engelleyebiliyor. Aslında biz doğum yaptıktan sonra topluma işte eğitimi düzgün, sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyoruz ama sizin bu anlattıklarınız bana şunu anlatıyor. İleride anne baba olmak isteyen bireylerin hayatları boyunca da kendilerine iyi bakması lazım. Siz çok iyi bir birey yetiştirebilirsiniz ama DNA'sını bozduysanız çeşitli alışkanlıklarınızla bu o zaman aslında gene amaca ulaşılmış demek değil. Değil. Bir anne, şöyle bir teori var, Barker teorisi diye. Bir anne torununa, yani kendi gebeliği nasıl geçerse torununu etkileyecek bir şeye sebep oluyor. Kalıntı bırakıyor değil evet. mi? Evet.
Kesinlikle. Dolayısıyla sırf ebeveynin değil, o ebeveynin daha sonraki nesillerini düşünüp düşünmek, ona göre gebelik geçirmesi, ona göre yaşaması, ona göre davranması lazım. Peki bu noktada tüp bebek tedavisinde haklı olarak bir sürü işte hormon takviyesi yapılıyor. Erkekte evet, de kadında da yani baba adayına, hı hı, da anne adayına da bazı takviyeler yapılıyor. Hı hı. Bu süreçte bu takviyelerin zarar fayda dengesi nedir? Şimdi takviyeden kastınız eğer önden verilen bazı vitaminler vesaire ise bunların bir kısmı antioksidan tedaviler oluyor. Bazı, hı hı, vitaminler, folik asit, B12 vesaire gibi, bunlar hücrelerin DNA bütünlüğü bakımından gerekli ve faydalı şeyler. Bunda büyük bir problem yok. Ha. Ama yaptığımız yumurtlatma tedavilerinin zararı var mı diye sorular sıklıkla geliyor. Evet. Yaptığımız yumurtlatma tedavilerinin şu ana kadar kanıtlanmış iğnelerin, gonadotrop iğne dediğimiz iğnelerin her gün yapılan bir zararı gösterilemedi. 50 yıldır kullanılıyor. Ha, onu soracaktım. Fakat, kaç yıllık bir kanıt? Fakat burada yine bireyselleşmiş tedaviler ön plana alınması lazım. Hmm. Yani herkese aynı doz, aynı ilaç, aynı süre verilemez. Verildiği takdirde zararlar olabilir. Ne gibi? Aşırı uyarılma gibi. Yani bir yumurtalığın aşırı yumurta geliştirmesi. Bu sefer batında sıvı toplanması, akciğerde sıvı toplanması, ya, yumurtalıkların aşırı büyümesi. Veyahut da sabit ve standart bir doz verdiğin zaman o şahsa az gelmesi. Az yumurta gelişmesi, kalitesiz yumurta gelişmesi gibi. Çok olması da iyi değil, az olması da iyi değil. Hem kalite olarak hem de o yumurtanın performansı olarak. Kişiye özel olmalı. Dolayısıyla bugün artık geldiğimiz noktada kişiye özelleşmiş tedavi unsurları var. Ve bunda yani hastanın da şunu iyi anlaması lazım. Maalesef birbirleriyle kendilerini hep kıyaslarlar. Sana ne yapıldı, bana ne yapıldı? Bana şu doz verildi, bana niye şu doz verildi? Karşılaştırma bunu yapmayın diyorsunuz. Kesinlikle yapmamak lazım. Süreçten. Çünkü herkesin şartları farklıdır. Bünyesel farkları vardır, hormonal farkları vardır, yapısal farkları vardır ve o farklar gözetilerek tedavi edilmelidir. Aksi takdirde zaten başarı arzu ettiğimiz yüksekliğe ulaşmaz. Laboratuvarda yaptığımız şeyler de aynı şekildedir, embriyoloji laboratuvarında. Bazısına şu medyumu kullanırsınız, besivasatını, bazısına başkasını, bazısına başka bir teknikle sperm hazırlarsınız. Bir başkasına laboratuvarda daha erken embriyo transfer edersiniz. Bunların hepsi yaşa, embriyonun bölünme süratine, kalitesine, o hastanın geçmişine, çünkü geçmişindeki tedaviler, tabii uygulamalar ki, da bizim için esasında bir şey söylüyor. Tabii. Bir tecrübedir. Tabii. Bütün bunlara bağlı. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İzmir'e bizden sevgiler. Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz.